Sonra onun üzerine Kemal pilerini kaldırdım. Kemal dedi ben de hayır görüşüm, tüm görüşlerine katılıyorum, ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben evimi kaldırdım. Heyli kamediti ve strah nedir? Diyeceğim ben strah. Bu dünyada da davacıyım, öteki dünyada da davacıyım. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. Cezaevinde vahşete karşı çok sayıda direniş oldu. Ama en geniş kapsamlısı 5 Eylül direnişiydi. Siz orada mıydınız? Diyarbakır cezaevinde yani konuşma üslubuyla bir vahşet diyelim. Ağır işkence koşullarında bir vahşet dönemi yaşandı. Tutuklar yer yer buna direndi. Bu direnişin en son noktası 5 Eylül direnişiydi. 27 gün sürdü. 27 günden sonra tekrar tutuklar bir insanca yaşam koşullarını ele geçirdiler. Yani sağladılar. Ama devlet, Türk devleti, Türk yönetimi rahat durmadı. Yani bunu kabullenemedi. Başta da belirttim ya, onun temel amacı vardı. Yani Kürtleri Türk olduğunu Türkleştirme, yani oradan tutukların ulusal kişiliği, karakterlerini insanlara, siyasal muhalefet yapan insanların kişilerini kırıp herkesin Türk olduğunu ifade etmesi lazım. Mahkemelerde, görüşmelerde, ailelerine bunu ifade etmesi. Her gün bir asker gibi yatacaklar, kalkacaklar. Asker gibi emir komite sistemi. Türk devletinin, Türk yönetiminin temel amacı buydu. Tutuklar işte buna karşı direnerek kendi ulusal kişiliklerini korudular. Kendi devletsel kişiliklerini korudular. Yani tutukların şey amacı yoktu orada. Devlete karşı bir otorite kavgası vermek, yani devletin otoritesini orada kırmak, kendi otoritelerini sağlamak diye öyle bir amaçları yoktu. Tek bir amacı vardı, yani yasalarda yazılı olan yasal tutukluk koşullarının sağlanmasıydı. Tek amaçları buydu. Bunu 5 Eylül'le sağladılar. Tabii Türk devletinin temel amacı farklı olduğu için de tek tip elbisesi adı altında bu sağlanan insanca yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için yine saldırıya başladı. Bu saldırı Kasım'ın başlarında, ortalarında diyelim, Kasım ayında başladı, 1924'te. Şimdi bu böyle bir iki ay diyalog döneminde sürdü. İşte biz bu tek tip elbisesini giymeyi, tutuklar bunu diyordu. İşte normal kendi elbisemizle, normal bir tutuklar gibi mahkemeye çıkalım, gidelim, gelelim. Tabii bu bir iki aylık bu tartışma, gerginlik dönemi yaşandı. Bu ocağa kadar sürdü. İşte tekrar bununla getirmedi Türk devleti. Önce arkadaşların sizinle röportaj yapan benim de dile getirdi. Türk devleti yine o insanca yaşam koşullarıyla başlaşmayan dayak, işkence yöntemi, vahşi dönemi tekrar getirmeye çalıştı. Tutuklar ilk başta diyalog yolunu kullandılar. Yani avukatlarını devreye soktular. Ailelerini
Türk yönetim partilerine, siyasi partilerine gönderdiler. Yani cezaevinden sorumlu olan kurumlara gönderdiler. Gazetelerde yazdılar. Mesela Türk idareyle çok yüksaklı bir, yani ne istiyorsunuz bize? Biz yani bir yasalarda gerekli olan koşullara uyuyoruz. Yani 3 yıl, 5 yıl siz bize söz verdiniz. Bu kadar acı çekildi, bu kadar insan öldü, bu kadar sorunlar yaşandı. Yani siz de sorumlu davranın, tekrar bu koşullara geri gelmesi kimseye bir şey kazandırmaz. Yani size hiçbir şey kazandırmaz. Tabii idare işte Türk egemenlik sistemine bağlı olduğu için onlar da ellerindeki yönetimin de bir iradesi yoktu. Onlar da Türk egemenlik sisteminin temel iradesini uygulamak, kararlarını uygulamak zorunda kurumlardı, görevlilerdi. Hemen 3 Ocak'ta saldırıya geçtiler. Şeyine işkence, esas emir komutası demeli. Yani bir askeri birlikte haiz olan emir komutası demeli. Şey, yürüyüş kolu ziyaretlere böyle gidecektir. İstiklal marşını okuyacaktır. Yani kurallara, yani daha önce tutuklarını 3 yıl yaşadılar, benzer kurallarda geri getirmeye çalıştır. Şey, cezaevinde tutuklar da işte biz de insanlık onurumuzu, kişiliğimizi koruruz. Yani biz de bu işleri yapmayız, yani bu kurallara uymaz derler. Tabii daha önceki dönemden deneyimli, tecrübeli oldukları için de bazı gene esnek davrandılar. Yani hiçbir şiddete başvurma, kırma, dökme, gardiyanlara tartışma, fiziki bir saldırıya girme. Ama hemen idarenin ilk tavrı yemek etme, yemek vermeme, suyu kesme. Yani insani ihtiyaçlarımızı kısmaya başladı. Tabii idarenin konuda atacağı bir geri adım yok. Daha da tartıştırdı. Yani çocuklar da yani yeni bir ağır koşullardan çıkmışlar. Yani daha önceki deneyim tecrübe bütün demokratik yasal yolları 2 aylık bir süreç içinde tekrar şey yaptılar, devlet oldular, hiçbir sonuç alamadılar. Bunu ölüm borcuna girerken şimdi mesela özellikle devlet bu propaganda yapıyor. İşte bunlar tekrar örgüt oturuyor, tersini cezaevinde sağlamak için örgütleri bunları kullanıyor. İşte örgütleri bunlara karar veriyor. Örgütleri bunlara eylemleri yapıyor ölüm orucuna. Şimdi ölüm orucunda orada insanlar örgüt mörgüt diye bir varlık yok. Yan cezaevinde. Her tutuklu kendi iradesiyle hareket ediyor. Yani tam tutuklu arasında bir sosyal danışma var. Ama bu örgütsel boyutta değildi. Çünkü orada insanlar can güvenliğini sağlamak zorundadır, korumak zorundadır. Kendi ki insanlık varlık, kişiliklerini korumak zorundadır. Yani insanlar bu eyleme katılırken, ölüm orucundayken herkes kendi iradesiyle verir. Ama mesela cezaevinde şimdi ölüm orucunun temel amacı insanları ölüme sokmak, ölmek ya da ölüm riskini, ölüm korkusunu artırarak devlete göz takıp vermek amacıyla yapılan bir eylem değildir. İnsanların daha önce yaşadığı yaşam koşullarını yaşıyorsun zaten ölüyorsun. Yani mesela adam gelip sana işkence yapıyor. Her an ölebilirdi. Her an ölümcü darbeyle karşı karşıya kötü bir yaşam koşullar var. Mesela her ölümcül hastalıklar kapabilirdi. Yani ölüm orucuyla amaç ölmek değildi. Zaten o kurallar uygulansa her gün, her saniye ölüyordu. Ölebilirsin de. Mesela bir sürü tüberküloz hastası olur. Yani ölümü fiziki olarak manevi kişilerini öldürmek istiyor. Sana hayvanlaştırmak istiyor. Senin başka bir kişilik kazandırmak istiyor.
bir manevi ölüm vardır, fizik ölüm vardır. Kaç kişiyle ölüm orucuna başladınız? Ölüm orucuna başta 22 arkadaş başladık. Bu 22 arkadaş cezaevinde birden fazla koğuşlar vardı. Her koğuşta kimi koğuşlarda 2 kişi, 3 kişi, kimi koğuşlarda birer kişi. Yani her koğuşta bu eylemin sorumluluğu, yani ölüm orucu oradaki tutukların bir anlamda geleceğini belirleyecek. Onların tekrar vahşet dönemini yaşamamayı, eylemi götürebilecek, vahşet dönemi yaşatmayacak şekilde eylemi başarıyla götürebilecek arkadaşların sorumluluğuna bırakıldı. Her arkadaş kendi iradesiyle karar verdi bu eyleme. Toplam 22 arkadaş. Eylemimiz 14 Ocak'ta başladı. 3 Mart'ta idarelerle anlaşma sonucu eylem bırakıldı. Eylem toplam resmi 49 gün sürdü. Ama bir hafta 10 günde daha önce anlatmıştım. 3 Ocak'ta her koğuşa yemek boykotu vardı. 10 günde aç kalarak, yani toplam sürerse 2 aya yakın bir eylem süresi sürdü. Ölüm orucuna katılanlar, organizeli bir şekilde mi davranıyorsunuz? Şimdi bizdeki eylemin kendi içinde bir disiplinli olması lazımdır. Bizim Diyarbakır cezaevinde, mesela Türkiye'de başka cezaevlerinde de açık görevi oldu. Bu farkı açıklamak zorunda. Yine bazı Türkiye'deki cezaevlerinde açık görevi giriyor bütün tutuklar. Ondan sonra bir grup eylemi ölüm orucuna dönüştürüyor. Bizde işte farklıdır bu. Biz mesela kilitleleri, şimdi Diyarbakır cezaevinde gelen insanların çoğu köylü insanlar. Halktan insanlar. Yani siyasetle hiçbir alakası olmayan ama gönül bağı vardı. Ya da maddi destek vermiştim. Yani gelen suçlu sayısının %80'i böyle. Onun için kitleyi bu sorumluluk altına koymamak için dört kadro eyleme esas alınırdı. Yani biraz önceden gönüllüğe denilen fedakar insanların eylemi olarak algılanırdı. İşte onun için dört tutuldu. Eyleme kişi yani dört kadrolu bir eylem biçimi. Eylemin disiplini var mıydı? Disiplini şuydu. Suyun dışında vitamindi. Besleyici değeri olan hiçbir besin maddesi alınmadı. Eyleme başta 22 arkadaş başladı. Yani eylemin sonuna kadar ona yakın arkadaş eylem süresi içinde eylemi bıraktı. Bırakmak götüremediler. 15 arkadaş sonuna kaldık. Eylem içerisinde 2 arkadaşımız şehit oldu. Bunlar Cemal Arat Petirket davasından yargılanan, Orhan Kerkin 4. yol davasında yargılanan 2 arkadaşımız şehit oldu. İşte 4-5 arkadaş da sakat, felç, yatalak olarak kimse gözlerini kaybetti, kimse yatalak, kimse ağır felç, nörolojik problemler yaşayarak, sakat kalarak. Ben eylemde de anlattığım gibi eylem 49 gün sürdü. 49 gün resmi olarak eylemde yer aldım. Cezaevi idaresinin ölüm orucunda olan tutuklulara karşı tavrı nasıldı? İşte o da çok önemli. Şimdi bir insan ölüme yani ağır bir eylem sonuna idarenin yani buna saygılı olması lazım. İdare hiç bunlara saygılı olmadı. Ölüm orucuna girenleri bir haftadan sonra ayrı bir koğuşa topladılar. Koğuşada düzgün yatak yok. Kimisi beton üzerinde, kimisi battaniye üzerinde. Yani bez battaniye sarılarak ağır bir koşullarda yaşamını devam ederdi. Her türlü ihtiyacımızı kendimiz karşıladık. Tuvalete gitme,
ya da su içme, işte yani çok ağır koşullarda yavaş yavaş hareket kabiliyetini yitirebilirdi. Normal hareket kalmıyor, yürüyemiyorsun. Yani ondan sonra doğal ihtiyaçlarını karşılamışsa mesela tuvalette canı yürümek ister. Mesela okuma vasfın gide gide kayboluyor. Okuyamıyorsun, ışığa bakamıyorsun. Yani bütün yaşam fonksiyonlarını yavaş yavaş kaybettiğinin bilincine var farise ediyordu. İşte biz 31-32. Güne kadar bu koşularda cezaevinde koşa kaldık. 32. koşa topladılar. Tabii bunun yanında psikolojik olarak da rahat etti. Direniş devam ediyor. Her gün işkence sertlik, ağır işkence. Yani daha önce o vahşet dönemini aratmayacak. Yaşam koşulları, işkence koşulları devam ediyor. Yani 81-82 dönemini aratmayacak. İşkence seslerini, çığlıkları duyuyor musunuz? Tabii onlar her gün diyorsa dayak sertleri. Yani hastaneye giden gelenler, haberleşme, illegal olarak yapılıyordu bunlar. Ya da sadece pencerede bir ses sesle konuşuluyordu. Ne zaman sizi hastaneye kaldırdılar? Ben sonra geldim. 32. günü bizi hastaneye kaldırdı. Biz hastaneye gidince zaten normal bir hastane koşullarına gideceğiz. Yani yatağı, çok güzel olan yollar, normal yaşam hastane koşulları. Bizi hemen hastane normal koşullara götürmezler. Hastaların, ağır hastaların ya da ölmek üzere attıkları morg var. Diyarbakır Askeri Hastanesi. Diyarbakır Askeri Hastanesi'nin morguna götürdüler. O zaman toplam 8-9 arkadaşı, yani böyle durumu ağırlaşan, yavaş yavaş o biraz önce görme, konuşma, hareket kabiliyeti, yaşam fonksiyonlarını ağırlaşan insanları başlattılar. Bizi götürdüler, doğru dürüst yatak yok. Yani pislik, yataklar hep paslı. Yani bir morg, yani bunlar ölecek. En iyisi bunlar morgda kaldı. İşte hemen bizi götürdüğün askerlerle komutanlar geldi. Şebre kanike yapın, beynem boğaz geçin, su için, vitamin alın, süt alın. Biz bunları reddettikten sonra hemen ikinci şeyde askeri hastanesinin baş hekimi, doktorlar gelmeye başladı. Tabii biz tansiyon ölçme, nabız kontrolünde bir sakınca görmüyoruz. Yani ama BSC bütün tekliflerini reddetti. BSC bir şey kabul etmiyordu. Bize şey diyorlar, ya ne istiyorsunuz? Biz dedik, ne istediğimizi çok iyi biliyorsunuz. Biz sizden siyasi bir talebimiz yok. Yani Kürdistan'ı tanıyın. Kürt kimliğini tanıyın. Ya bize bu siyasi olarak bunları yapın. Yani kağıt üzerinde, yasalarda yazılır neyse bir tuttuklarını yaşam koşulları. Yani yasalarda ne yazıyorsa. Yasalarız bunu getir. Kağıt bir tuttuklu ailesiyle rahat görüşebilir. İşkence görmeyeceğim. Onun 3 gün yemek hakkı verileceğim. Yani zoraki baskıya dahil hiçbir şey yapılmayacak. Avukatıyla rahat görüşecek. Mahkemeye rahat çıkacak. İfade hakkını rahat kullanacak. Yani biz bir insanın normal gerekli yaşam koşulları neyse sizden onları ihtiyacımız. Tabii doktorlar tabii mesleki şeyden dolayı bir baskıyla karşı kalmıyor. Ama asker
rütbeli, üniformalı gelenlerle gözdağı temelde konuşuyorlardı. Bu fark mevcuttu. İşte bir hafta da onu denediler. Tabii biz de eylemi bırakmayacağımızı, eylemi kararlılıkla götüreceğimizi hissedince hemen askeri izbat karakollarına emir salıp askerler zoruyla aileler bizi getirmeye başladılar. Mesela benim babam geldi. Benim babam Diyarbakır'da 36 ay yattı. Çok ağır, yani o Diyarbakır'da yaşanan bütün vahşeti babam yaşadı. 16 ay her gün sabah 6'dan 7.30'da 1.5 saat falaka gördü. Babam bu falakalar sonucu ödem hastalığına kapıldı. Böbrek yetersizliğinden öldü yani. Dahli olduktan sonra. Mesela ölüm borcunun 47 günü Diyarbakır'da biri gidip anneme şey diyor. Diyarbakır'ın mücadelesinde. İşte Cemal Miran öldü. Kadıncağız bu ölüm haberini duyunca hemen orada kalp krizi geçiyor, kadın da ölüyor. Mesela benim her gün cezaevine öldüğüme dair haber gidiyor. Ölüm orucunda yaşamlarını yitiren Orhan Keskin ile Cemal Arat hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu ay mesela bir Orhan Keskin diye ölüm yolda 37. günü beyin kanaması geçirdi. Artık gözler görmüyor, serumla yaşatıyorlar. Mesela Orhan'ın tavrı bize çok önemli bir cesaret oldu. Orhan'a serum takmışlar. Orhan bu serumu fark edince gözler görmüyor, kalkamıyor da kollarına terpetiyordu. Şimdi kollarına bağlı serum iğnesi de kollara bağlıydı. O serumun gitmesini engelliyordu. Yani oranın böyle mesela PKK davasında Cemal Arat'ta arkadaş vardı. O da 40. günü gözlerini kaybetti. Yürüyemiyordu zaten. Böyle sırt üstü yatağında yatarak eylemi gösterdi. Hiçbir tedavi kabul etmediler. 42. gün, 44. güne kadar ben rahat yürüyebiliyordum. Yani ondan sonra hiç yürüyemedim. Bana bir bakıcı verdiler. Tuvalet ihtiyacımı, her şeyimi. Ölümle burun buruna mı geldiniz? Yani ben açık şey ifade 42. günü ben artık öleceğimi tahmin ediyordum. Yani mesela gözlerim görmemeye başladı. Gözlerimi bağladılar. Yani arkadaşlar işte camara da kaybettik. Bu şeyler duyuyordu. 42. işte gözlerimiz o sürgüye çıkamıyordum tuvalette. Yatakta sürgü altıma sokup tuvalet ihtiyacımı işte öyle karşılıyordum. Tabii 44. gününden sonra ben şuurumu kaybettim.
artık göremiyorum, konuşamıyorum. Yani arkadaşlarının soru anlatması, yani hiçbir fonksiyonum kalmamıştı. İşte kendimi sonra 3 Mart'ta yukarıda hastanede gördüm. Anlaşma oluyor. Ya hastane yönetimi, kolordu yönetimiyle anlaşma oluyor. İşte oradaki üniversitedeki arkadaşlar anlaşma olmuştu. Cemal'i yukarı çıkarabilirsin. Tedavisini yapabilirsin. Şuurunuzu kaybettiğinizi nereden biliyorsunuz? Şuurumu kaybettiğim zaman mesela yarım saat, bir saat kendime geliyorum, sonra bayılıyorum. Bende en önemli etkisi şu oldu. Mesela nefes alamıyorum. Zatürre ve tüberküloz olmuşum. Bu nefes alamayınca böyle hortum gibi bir şey var, ince bir şey. Bu meyve suyu içerken kullanan. Şu onlardan nefes alarak üflemem sular. Onları da yapamıyorum. İşte ameliyat etmemiz bu boğazında nefes almam için ameliyat etmemin doktorlar önerdi. Yani kurtuluşu yok diyorlar. Yoksa Cemal ölecek diyorlar. O dönemde bizim Gani Yılmaz, Faysal Domlacı diye bir arkadaşımız var. Yani tutukların hastane yönetimle diyalogunu sağlayan bir arkadaş. Faysal arkadaşlarla konuşuyor. Diyor arkadaşımızın kurtuluşu için ne gerekirse o tıbbi müdahaleyi yapın. Ama yapmadan önce yani arkadaşlar da benim öleceğimi tahmin ediyorlar. Yani durumunuz çok mu kritik? Yatağa kalmışım. Bir kişisel hayata girmişim. Göremiyorum, konuşamıyorum. Yani düğü, algılama vasıflarımı kaybetmişim. Yatalak olarak hiçbir şey değilse. Peki ölümden nasıl kurtuldunuz? Mart'ın sonunda, Nisan'ın sonunda özel uçak seviyeli birlikte bitkisel ayar şeklinde Ankara hastaneye kaldırıldı. Orada bu bitkisel ayardan 8 aylık yoğun bakımdan sonra kurtuldu. Çıktı. Zatürre ve tüberküloz ilaçtı. Ama ben yürüyemiyorum. Yani benim iki koluma biri girmeden ne ayak kalkabiliyorum ne yürüyebiliyorum. Bu şekilde tuvalete gidiyorum. Orada hemen taburcu ettiler. Cezaevine gönderdiler. Ama ben yardımcı olmadan hiçbir şey yapamıyorum. Yardımcı olan da arkadaşlarım. Tutuklular olduğu dönemde orada tutuklu arkadaşlar yapıyordu. Ama tutukların olmadığı koşullarda hasta bakacağı o askerler yapıyordu. Askeri uçakla tekrar Diyarbakır cezaevine geri gönderdiler. Askerlerin yardımıyla yürüyordu. Cezaevinde de yatalaktım. Her türlü ihtiyacımı arkadaşlar karşılıyordu. Hiçbir ihtiyacımı kendim yemekleri yürümedir, tuvalete gitmedir, yıkanmadır. Bu ihtiyacımı, bu 89'u yok, 88'i, 87'nin sonlarına kadar böyle sürdü. 87'nin sonlarından sonra ben duvarları tutarak, arkadaşların omuzunu tutarak, bir yere tutunarak ayak kalkmaya başladım. Bir seneler kendimi yürüdükten sonra böyle yürümeyle dengemi sağlamaya başladım. Tek başıma ayakta kalabiliyordum. Ne zaman tahliye oldunuz? Kardeşim geldi beni cezaevinden aldı, Diyarbakır'a götürdü. Tabii yürüyemiyordum. Kardeşime tutunarak yürüyordum. Türkiye'de tahliye olduktan sonra İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne gittim. Bursa Uludağ Üniversitesi'ne gittim. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne gittim. Özel tanıdık doktorlara gittim. Yani herkesin tavrı şeydi, yani iyi niyetli diyaloglu olduğumuz insanlar, Türkiye'de bunun tedavisi yok canım, yapmazlardı. Hani size Avrupa'ya gitmen lazımdı.
Türkiye'deki devlet kurumlarını belirten üniversite nörolojik bölüm, beyin cerrahi bölümlerine gittim. Onlar da işte bu hastalığın tedavisi yoktur diye hep geri gönderiyorlardı. Avrupa'ya nasıl çıktınız? Avrupa'ya çıkmak zorunda kaldım. Birleşmiş Milletler'in kanalıyla, Birleşmiş Milletler cezaevindeki bir şeyimizden dolayı, politik konumuzdan dolayı tanıyorlardı. Suriye Şam'a çıktım, illegal yolda. Suriye Şam, Birleşmiş Milletler beni tedavi amacıyla İsviçre'ye getirdiler. İsviçre'de Zürich Üniversitesi nöroloji bölümüne yatırıldı. Doktorlar 6 aylık tedden sonra işte hareket bozuldu, beyincik fonksiyonlarını getirmişti. Bunun tıbbi tedavisi yok dediler. Ancak bunun tedavisi bu uzun vadeli, tekrar yeniden hareket kabiliyetini kazanmak için normal hareket yapmandır. Hem fizik tedavi örgütlediler, ergoterapi örgütlediler. Konuşamıyordum, şimdi rahat konuşabiliyorum. O zaman hiç konuşmam anlaşılmıyordu. Logopedi tedavi yaptılar. Rehabilitasyonla Zürich'te Davos'ta özel bir rehabilitasyon var. Başka bir yerde var. İki yerde rehabilitasyon uzmanların teşhisiydi. Moralini bozmayacaktı. Üzüntüden, gergin, stresten uzak kalacaktı. Yani bunu normal bir insan gibi yaşamak katılıp yeniden hareket etmeyi öğrenecekler. Türk devleti sizi öldürmek için elinden geleni esirgemedi. İsviçre ise yeniden yaşama dönmeniz için olağanüstü bir çaba mı harcadı? Bu konuda ben İsviçre devletine çok teşekkür ederim. Demokratik yasal bir ülkedir. Ellerinden gelen bütün yardımı sağladılar. Hem tedavi amacımla, hem bir hasta, sakat bir insan olarak yaşamı idame ettirmek için gerekli bütün desteği sağladılar. Size göre Diyarbakır cezaevi nedir? Diyarbakır cezaevi insanlığın yok olmasını sağlayan güçlerle insan olarak varlığını korumak için bir siyah alanıydı, mücadele alanıydı. Esat Oktay Yıldıran size neyi hatırlatır? Esat Oktay bana göre ilk uluslararası alanda ilkler gibi Gestapo bir askeri subay. Türkiye egemenlik sistemini ilk kavrayan bilinçli, insanlık düşmanı, vahşet, Gestapo bir subayıydı. Gördüğünüz işkencelerin etkileri hala sürüyor mu? Tabii bu benim yaşamda, kişilerimde, psikolojik durumda yani yaşamı idame ettirme bir kısa anlamda bir şey yoktur eksi. Ama uykularımda, konuşmalarım bazen böyle toplumsal inekültürün yaşadıkları dramatik olayları konuşurken, okurken ya da onları seyrederken ülkendeki gelişmeleri, uluslararası anlamda buna benzer sık sık rüyalarında. Panik var mı? Panik değil de yani tekrarlama, traum yani rüya. Yani buna benzer bir sürekli bunu bilinçaltımda yaşıyorum. Yani. Katliam, işkence.